Günaydın. Saat 9. Günaydın. Saat 9. Huysuz ve Tatlı Kadın Bengi Kurçebe ile kanalımdayız. Ne yapacaksın bugün? Valla bugün erken kalkmak üzere ikimiz de enerjik insan olarak. Hayatımız enerjik olmak, böyle. Keyif almak, kahvaltı hazırlamak, kendine özen göstermek. Her zaman. Gülmek, huysuz olmak insan. Bakınız bugün Bengi'nin en güzel tariflerinden iki tanesini kanalda yapacağız. O yüzden ilk olarak Kadıköy alışverişe geldik. Doğru. Doğru. Şimdi alışverişimizi yapıyoruz. Sonra evimize gidip kahvaltımızı hazırlıyoruz. Saat 9. Hadi gidelim. Kaba çayı. Çay burada. Ay çekirdeği. Kabak çekirdeği. İç. Biz de iç mi efendim? Evet, ikisi de iç olacak. 200'er gram lütfen. 200'er gram. Harika. Çok, çok güzel. Bengi'nin bütün tariflerine bakıp böyle şimdi Instagram'da o böyle tarifler hazırlıyor ya. Hepsine daha bir çekirdek serpiyorum. Ben de sürekli istiyorum. Evet. Bizim evin yakınında şey yok. Aktar yok. Çekirdekçi. Çekirdekçi olmadığı için. Böyle sürekli... marketlerde var ama fiyatlar çok yüksek. Ya öyle. O yüzden böyle geldiğinde anahtar güzel. Bunlar daha taze oluyor. Bence genelde. De öyle. O yüzden hep onu arıyordum. Buna vesile olduğun için önceki çok mutluyum. Bu arada bundan şey de yapabiliyorsun. Ezmesini. Sun butter deniyor. Ay çekirdeğini kıvırıp şey yaptığı zaman bütün şeylerinde kullanabilirsin. Hava işlerinde. Tereyağının yerine. Ya. Evet, hem proteinini çok yüksek. Bakın her adımda bir şey öğreneceğiz. Tadı çok güzel. Burada fıstık ezmesi mi yapsak acaba? Kabuksuz fıstık var mı? Kullanmamış. Yer fıstığı. Yer fıstığı kabuklu yok. Kabuksuz. Kabuklu var. Yani kabuklu olmak, onları ayıklamak şey. Yürek mi ister? Fıstık, ben de öyle bir şey yok. Fıstık ezmesini kakalayamadık arkadaşlar. Yemedi. Kaju yapacağız. Okay, o yeterli bir tamam. De. Aynen. Bir de bence şeyden de alalım. Sun butter'ı da dene çünkü. Tamam okey. 15 lira o. Çok mutluyum. Çok uygun fiyatı. Tamam. Ondan şey kurabiye tarifi de verelim. Çok güzel olur. Çok güzel oluyor. Tuzlu müthiş ay, kurabiyesi var. Ay çok güzel. Çok mutluyum şu an. Vegan tariflerde çok işe yarıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Ondan 500 gram mutfağı. Bengi Hanım, fileniz. Karakterime uygun. Kesinlikle. Biraz küçük mü o? Yok. Yok büyüyor bunlar. Okey tamam. Yok küçük bu. Küçük büyüyor. O sular büyüyor bunlar diye. Her zaman bir pozitif şeyle. Oğlum şu anda buldum ve getirdim yani. Kırık rüyalarım. Çok hoş, harika. En kötü şunun içine itelerim. Tabii ki Gözde'ye getirdim. Masum Avrupa yakalı Gözde şarküterinin keyfini çıkardı. Ya tabii pardon ama. Anneannem seni. Şu zeytin. Anneanneye asla bulaşmak istemem. Asla bulaşmak istemem canım anneannem benim. Bir gün de sen bizim tarif edin. Seninle sirkeci turu yapalım. Helal olsun. Bundan bir revenge açacağım. Zeytinden şu an Bengi kendi evinde 1 kilo olarak. Ben çok zeytin yiyorum. Of ama gerçekten sonsuz bir zeytin cenneti. O esnada ben eski kaşar alayım. Ne kadar eski kaşar alayım? Kaç gram? 200 gram. 200 gram eski kaşar. 200. Başka ne vardı? Bir de şey alacağız. Chia tavuğu alacağız. Vardır size diye düşünüyorum. Aa yok mu? Alalım. Buyurun. Bengi Hanım. Kardeş payı. Hepsini alıyordum bu kadar. Gider. Of çok iyiymiş ama. Güzel. 10-10. Hadi eve gitmeyelim, burada oturalım. Çok bence güzel. De. Yeter, harika. Eve gitmeyelim, burada oturup buradan peynir yiyelim. Kesinlikle. Bütün bir tadım var. Bence de. Şansım şu peynirden de olsun, şunu da ekleyelim. Ay şurada çok güzel olur falan dersen onu da alalım istedim. Ağzım o kadar sulandı. Çok iyi bir date gibi hissettim. Evet. Onu da alabilirsin. Onun istediği her şeyi yapıyorum şu anda. Bana yemek yapsın diye her şeyi alıyorum. Evet. Ne yiyoruz? Şu an ne alacağız? Biber alacağız. Yeşil yani, biber, kırmızı... Sağlıklı şeyimizin içine koymak için poğaçamızın. Oh. Ben iki tane kırmızı biber rica edeceğim. İki tane yeşil, üç tane köy biberi, yeşil. Ben kohlrabi çok seviyorum. Böyle kış. Yani. Ne seviyorsun? Kohlrabi. What is kohlrabi? Kohlrabi şuradaki gördüğün şey. Alabaş. 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 Ben onun A vitamini var içinde. Ve de kalorisi çok küçük, cips gibi yiyorsun. Böyle limon sıkıyorsun, tuzluyorsun. Yakı mezesi olarak da iyi. Başına da iyi. Üç tane köy biberi dedim. İçin söyledim. Bir de şey, maydanoz. Maydanozumuz var. Dereotun var mı? Dereotumuz yok. Dereot alalım. Bir maydanoz, bir dereotu. Maydanoz istemiyoruz. Dereotu istiyoruz. Şu an o kadar güzel bir zaman ki sebze için. Sebze için değil mi? Ya müthiş. Şey, o kadar güzel. Bak bütün otlar yeşil. Özellikle koyu renkli. Bütün sebzeler şu an çok çok güzel. Hmm. Onları almak. Kök sebzeler. Patates şu an taze. Patatesler. Baby patatesler. Yeşiller. Güzel güzel. Bunlar taze patates. Hiç kurumamış. Bunlardan her şey çok güzel oluyor. Domates almayı sadece. Domates hiç almıyoruz. Bana brownie getirmiş. Hemen gösteriyoruz. Hem de şunu hiç tatmamıştım. Bu ikisini daha önce tattım. Blondie, brownie ve... Evet, fıstıklı çok güzel. Bir de alttaki beyaz çikolatalı var. Şu an bunların hepsini yemek istemem ama biliyorsunuz ki aç karnına yemem. Kahvaltımı ederim. Üstüne gömerim. Çok güzel be. Neye bakıyorsun sen? Heyecanlamak istiyor. Gel bakayım buraya. Aşkım. Yerim ben.
İyi değilsin, güzel çocuk. Harika be. Ooo! Ali! Tam ayrılma tablomuzdan bahsediyorduk ki şerefsiz. Yaşa! Evet, şimdi Mengi'cim kendi bir kahve yapıyor. Benim kanalımda öyle yemek tarifleri çift ışık, çift kamera olmaz. Burada sana... Evet, burada çift hayvan var sadece. Ne yapıyorsun? Yani şey, biraz Mengi'cim kendisini heyecanlandırdı. Bazen öyle etkim oluyor. Gerçekten. Köpekler üzerinde. Şu an ilk defa kanalımda şu formatta bir video oluyor. Burası Mengi'nin yeri de şu an ben oturmuşum. Gel gel tamam. Şimdi masaya bak dedi ki bu masa çok küçük, benim oturarak kesmem gerekiyordu. Gerçekten kendimi Julia Child gibi hissediyorum. Ona, onun boyu çok uzunmuş ve mutfağını ona göre yapmak gerekiyormuş. Evet, 2 metre falandı. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şimdi ben kesinlikle bir asistanım. Full getir götür yapıyorum. Sen ne istersen onu yapıyoruz. Ya bu tamamıyla gerçekten kendi beslenme üzerine birazcık. Hem bence ben Cansu'yu uzun süredir takip ediyorum. Ve Instagram bana kattığı en değerli şeylerden bir tanesi. Ve bana iyi gelen insanlardan biri. Anladım. Hem enerjisi, hem paylaştığı şeyler, videoları, günlük hayatı. Ben de hani hep bunu şey yapmaya çalışıyorum. Yani size iyi gelen şeylere ne olur konsantre olun biraz hayatta. Zaten hayat çok zor. Evet. Gelen topları... Kritik güzel. Evet, yani gelen topları bulmak birazcık benim hayat felsefem. Yemek konusu da o bence. Kendimizi beslemek çok önemli bir şey. Ve bunu hani böyle başkasının sana verdiği standartlara göre değil de sana uyan standartlara göre yapmak çok önemli. O yüzden işte benim bu dolapta ne varsa var. İşte az efor çok tat var. Çünkü hepimizin becerisi aynı değil. En güzel şeyler. Evet. Yani çok pratik yapıyorsun, çok güzel yapıyorsun. Böyle her şeyi hakikaten... Abi ben bunu yapabilirim ya dedirtiyorsun. Öyle zaten yapabilirsin. Kendi damak tadına göre yapıyorsun. Çok strict şeyler vermiyorsun böyle. Yani ben kendimi şef olarak görmüyorum çünkü. İnanın ben hayattan keyif almayı seven bir insanım. Yemek yemeyi seviyorum. Pasta konusunda biraz daha bilgiyim ama normalde mutfak şefi değilim. Sadece yemek yapmayı seviyorum. Kendime iyi gelen şeyleri, sevdiğim insanlara paylaşmayı da çok seviyorum. Hep bunu söylüyorum. Saçımızı yapıyoruz. Ona kadar zaman ayırıyoruz. İntegral yapmayı biliyoruz. Senin en önemli şeyin hayatta kalmak. Aynen. Ve o da yemekle başlıyor. Evet, bir internet, küçük bir kamera şeyisi oldu. Geri döndük. Ne diyorduk? Diyorduk ki ben kendime iyi olan şeyler, becerinin içerisine, kendini çok zorlamadan, yani gidip bir anda mesela ben mantı denedim, olmuyor. Mantıyı dışarıdan alıyorum. Yani okey. Çok mantıklı. Becerememek de okey. Bunu kabul etmek de okey. Ne olur kendinize iyi davranın. Yapabildiğiniz şeyleri, sevdiğiniz şeyleri, tarifleri kendinize uyarlayın. O tarifleri ben sizinle paylaşıyorum, sizin olsun diye. Evet. Yani bana mesaj geliyor, seninki gibi olmamış. Benim gibi olmayacak, senin olacak zaten o. Bugün yapacağım şeylerden bir tanesi de bence günün en önemli öğünleri. Cansu'da erken kalktığı için kahvaltı. Bence zaten trafiğe giriyoruz. Gün çok uzun, zor, bilmem ne. Ya mesela şey diye mesajlar geliyor bana. Cansu bu kadar zaman nasıl ayırıyorsun, nasıl kahvaltıyorsun? Ha, nasıl ayırmayayım? Gerçekten günün en sevdiğim kısmı. Ben saçımı yapmıyorum mesela onun yerine açıkçası. Çok mantıklı. Ben yani. Mesela atıyorum yolculuğa çıkacaksam bir saat erken kalkıyorum. Sırf kahvaltı yapabilmek için. Çünkü günüm çok şey geçiyor yani. Kan şekeri dengelenmelerim zaten çok okey değil. Hipoglisemim var. Ve kahvaltı etmezsem benim hayat çok kötü oluyor. Ben açken yani zaten o... hani sen değilsin de bir şey açken, var. Ben niye aç günü ya? Gün zaten zor. Bir de onu aç karşılamak. Yani o trafiğe gireceksin, işe gideceksin, iş arkadaşların. Evet. Patronun, bilmem ne, Instagram'da insanların mutlu hayatları, senin bu arada hayatın böyle bir niye falanken herkes en iyisini paylaşıyor. Orada bir de açsın sözlük. Olmaz. O yüzden de ben bunu çok sevdiğim bir tarif benim. Hepimizin elinde olan yulaf zaten biliyorsunuz. Glisemik endeksi yüksek. Yulafımızı getireyim asistanımızın için hemen geliyorum. Bu dolapta ne varsa dediğim benim. Yani en üzüldüğüm şeylerden bir tanesi mesela bir tarif yapmaya kalkıyorsunuz. Bana hep gelen mesajlar şöyle oluyor. Dengi ben tarifine başladım ama işte şu yoktu elimde. O yüzden yapmadım. Dolabında olan şeylerle yapın. Evet ya da dolabında olan şeylere birazcık konsantre ol. Yani hepimizin dolabında birazcık işte bir iki biber bir şey oluyor. Ben de bu tarifi gerçekten ona göre yaptım. Fırın ihtiyacınız var tabii bunda. Fırınız yoksa da bu arada bunu böyle küçük pancake olarak da tavada da yapabilirsiniz. Biraz ezerek üstünü zeytinyağında. Ben çok ot seviyorum. Şu an bayağı bir bağ maydanoz, bir yarım bağ, yarım çay bağ koydum. Ha okey, ha pardon, gerisi buradaymış. Hocam var. Görmedim hocam. Biberimiz var. Şimdi normalde bunu domatesle ben kullanıyorum. Ama tabii ki de sezonda değil. Bu arada çok güzel bir tane yeriz var. Dur göstereyim sana. Güzel biberimi de yapıyorum. Bu arada hayatımda ilk defa otururken... Her şeyin bir, ilk defa... Kendimi böyle şey, televizyon programında türkü söyleyenler gibi hissettim. Hani böyle... şey, tabureye oturup... Bizim kanallar öyle kardeş. Güzel bir biberimi koyuyorum. Bu sadece göz kararı yapabileceğim bir şey. Tomato mu? Hiç bilmiyorum, yok. Adını bilmediğim bir domates. Tamam koyalım. İstiyor musun? Var elimde. Tadı güzel. Ses edildi o. Bir tane domatese düştü. Ya ne varsa dolap dediğim gibi. Bu çok affedici bir tarif zaten. Bir yeşil soğan. Kaç tane istiyorum? Allah'ım şükür. Dört. Ben heyecanlandım.
4 tane bana yeterli. Yeşil soğan kullanırız. Sabah yiyecekseniz ne olur sadece yeşil bölümlerini kullanın. Evet, ben hep öyle yapıyorum. Mesela kahvaltıda omletime hep yeşil bölümleri katıyorum ya da frenk soğanı koyuyorum. Aynen. Buyurunuz. Teşekkür ederim, çok nice. Bunu nasıl kestiği bana hiçbir önemi yok. Gerçekten çok affedici bir tarif zaten. Kesinlikle. Lütfen oturarak böyle bayağı şey, yani bir Neandertal şeyiyle, edasıyla yazıyorum bunu. Yani böyle... Rahat. Keyifliyiz ya. Acıktım yalnız ben. Tamam, aldık yaptık ama acıktım. Bıçakların bilelenmesi lazım. Öyle mi diyorsun? Evet, bıçaklarınıza da iyi bakın bu arada. Mutfak aletleriniz hepsi çok pahalı. İyi bakın. Domates beni çok korkutuyor hep. Hep domates de elimi kesiyor. Çünkü domatesi kesmek zor, işte bıçakların çok büyük şey. Evet. Bir tane o böyle uzun şeyden var. Ne uzun şey mi? Bu iyi bir şey mi? Ya da... İyi bir şey de yani kebapçıysan iyi bir şey. Hani senin onu nasıl ya yapacaksın? Tamam, ben sana ilerlerim de bir. Nasıl olacak? Böyle sürtüyorsun, şuralarını inceltiyorsun yani ucu kütleşen ucuna. Tamam. Bu niye kötü baş başa? Hayır, hayır. Başka bir şey değil ama yani bunun için bir bilgi ve tekniğe ihtiyacım var. Onu demeye çalışıyorum. Yani bunların daha kolayları var, evet. He. Orasını sokmalılar. Evet, yaralanma riskin biraz var bunda. Cansu sen de biraz dolapların varsa mesela kalan peynirciklerinizi falan bunun içine koyabilirsiniz. İşte bir tane soğan kaldı diyelim, öksüz. Onu koyuyorum. Öyle oluyor bazen, yarım soğan evet kalıyor, bilmem ne. Onu ne yapacağımı bilemiyorsun, orada çürüyor. Çürüyeceğini. Ya ne kadar kötü oluyor ki tadı. Ekleyin bir şeye. Evet. Ya birazcık kendiniz ne olur. Bu arada yani mutfakta bir şeyler yaratmak çok güzel bir his. Tatları zaten çok güzel. Çok iyi bir ülkede yaşıyoruz bunun için. Tarımımız hala ayakta her şeye rağmen. Ve yani yapacağın şey ne kadar kötü olabilir. Evet. Ben hep bunu söylerim. Şekerle tuzu karıştırmadığınız sürece genelde yemekte çok bir sıkıntı olmuyor. Ya da yağını çıkarmadığınız sürece. O yüzden de kendinize biraz güvenin. Başkasının tarifini şey yapmayın. Ya mesela benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi bir bar kızartması. Yani ızgara diyorum. Üzerine süzme yoğurt akşam yiyin. Hiçbir şey yapacak şeyim yoksa birazcık üzerine zeytinyağı, pul biber. Evet. Müthiş. Güzel bir şey. Yanında et ızgaralar ya da ne bileyim ne yapıyorsan yap yani. Şimdi ben bunu bu arada benim genelde tariflerimde ben ölçü bardak kullanıyorum. Başa bahçede böyle ölçü bardağı var. Sadece aramızda ortak bir gibi. Bunun bir büyüğü aslında. Ha. Aramızda ortak dil olsun diye. Bir tane küçük bardaklar olsun. Yoğurt onlar değil. Aynen. Zaten ben tarifini aşağıya transfer edeceğim. Zeytinyağından ben korkmuyorum. Oh wow! Sana helal olsun. Gerçekten mis gibi bir zeytinyağı şöleni oldu şu anda. Güzel. Biz yulaf kullanıyoruz. Evet. İki tane yulaf koyacağım buna, iki bardak. Sonra da yumurta. Peynirimiz ne varsa. Eski kaşarımız var. Beyaz peynir ister misin yoksa eski kaşar mı? İkisi nasıl istiyorsan. Senin mutfağındayız. Beyaz peynir çünkü bana çok bir yumuşak olabilir mi gibi geldi. Tamam, koymayalım. Tuzumu koyuyorum. Buna birazcık tuzu yani koyun çünkü yulaf çok tuz kaldıran bir şey. Evet ya. Bir de bolca baharat koyacağız buna. Kaç yumurta istersin? Bunu ne yaptın? Köpeğin mi? Kırmızı kaldı. Defalarca kırdık onu. Ama hala çalışıyor. Kaç yumurta? 3 yumurta. Harika. Bir de kaynar su koyacağız. O da yulafımızın yapışmasını sağlayacak. Karabiberi her zaman sonsuz taze kullanıyoruz. Bu çok önemli. Baharatlarınıza dikkat edin ne olur. Oturarak gerçekten ilginç bir benim için de benim. Oraya almak istersen en son alalım. Ne canım? Çevir. Kamerayı yakına. Değil mi? En son karıştırırken herhalde alalım. Kıvam göstermek için. Tamam. Suyu kaynatıyoruz. Hı hı. Suyun kaynamasını beklemek ilginç bir şey değil mi? Şey. Böyle mutfakta. Sabır sınavı gibi. Çekirdeklerimiz en önemlisi. Çekirdek. Çekirdeklerime çekirdek. Çok sevdi. Çekirdek. Kendisi. Evet ya. Biraz bu arada sarımsak tuzu da kullanabilirsiniz. Ben hep çok seviyorum. Biraz kekik atacağım içine. Ya buna tamamen size kalmış. Biberi, kekik, zeytin. Ya coşturun keyfinize göre. Biz çekirdek kullanıyoruz. Bunda ay çekirdeği. Ve kabak çekirdeği içi. İnanılmaz seviyorum ben. İki çorba kaşığı. Of. Bu arada normalde kavurarak kullanıyoruz. Hmm. Evet çünkü tatları çıkmaz başka türlü. Ya. Evet. Evet. Bütün şeyleri yemiş. Bu ne gibi için kavurmadık? Yok, normalde kavurdum. Burada sadece ortam olmadığı için kavurmadık. Ha, okey. Yaptığını değil, doğru. Dediğimi yapın anladığında. Bir de canım chia'mız var. Yani. Chia da her zaman, ya bunun hepsi içine gerçekten bir kere de böyle bir bomba etkisi yaratmak olay. Nasıl yaptınız orada ya? Şeyleri, özellikle. Ben bunu patlatırım her yere. Bunu nasıl yaptın? Lazerle Bengi'ni aldım. Peki şimdi mesela ben sana bunları anlatıyorum. Sen beni de takip ediyorsun. Seni de ben takip ediyorum. Sen çok güzel şeyler hazırlıyorsun. Sabahları. Yumurta kendine. Mi?
Ben yumurtacıyım. Full yumurtacıyım. Mesela hiç şey yapmadım da bunu yapmayı çok istiyordum. Şu an senin geri dönmen çok iyi oldu. Senin de ben gerçekten sabahki böyle şeylerin çok hoşuma gidiyor. Yani bence dediğim gibi güne güzel başlamakla böyle heyecan duymak inanılmaz bir his. Evet. Sen de öyle oluyorsun. Sabahleyin gün o şeyinle başlıyoruz. Gün o. Aynen. Instagram'da storylerimde gün o diye başlıyoruz güne genelde. Ya benim şöyle oluyor sabah rutinlerim. Direkt uyanıyorum zaten. Uyanır uyanmaz bir Gökhan ve Mobi'yi yürüyüşe yollama ritüeli oluyor. En sevdiğim ritüel. Çünkü ondan sonrasında ben hemen meditasyona oturuyorum. Çok güzel. Her gün böyle. Şöyle yiyeyim sana. Bardağımızı yıkadığım nereye koyayım? Benim o sana bir dakika. Aynen. Ona ihtiyacımız var. İşte onları gönderken sonra bir 15-20 dakika meditasyonum var. Sonrasında yemek hazırlamaya başlıyorum. Kahvaltı hazırlamaya başlıyorum. Ondan sonra gayet böyle şey oluyor yani. Yavaş başlıyorum güne. Telefonla başlamıyorum mesela. Instagram'a bakmıyorum. Uyanır uyanmaz. Genelde telefonum mesela şeyde oluyor. İçeride oluyor. Mutfakta oluyor şarjda. Alıyorum. Ondan sonra yatak odasına götürüp direkt meditasyonu açıyorum. Orada meditasyon yapmaya başlıyorum. Sonrasında kahvaltı hazırlıyorum. Yani bu çok önemli. Çok. Ya ben de sabahları bu arada 6'da kalkıyorum. Ya benimki mesela inanılmaz. Ben 6'da kalkmıyorum abi. Ama benim tek onu yapma nedenim, yani gün başlamadan önce kimsenin enerjisi bana değmeden kendimle bir saat geçirebilmek. Ya bazen bu arada 5.30'a da kaydoluyor. Birazcık şu an hava şey olduğu için, yani çok karanlık şu an. Evet, zaten çok zorluyorum. Kalkınca da ne yapacağımı bilemiyorum. Yani mum yakıyorum falan. Ailen yapar bu böyle yani. Komşularım görüp ne yapıyor bu kadın diyordur. Ama evet, alarmla mı uyanıyorsun? 2 saat yok, ben alarmsız uyanıyorum. Alarmsız uyanıyorum. Alarmsız 5.30'da 6 çeyrek arasında. Yani günüme göre ne kadar yorgun olduğumla alakalı. Kaç yaşıyorsun? 12. 12.30. Az uyuyorum ben. Evet. Ama çok heyecanlıyım. Ben kendim böyle mesela akşam uyumadan önce şöyle yaparım hemen. Aa, çok güzel bugün de bitirdin. Hani sabahleyin uyanacaksın falan. Ertesi günü motive olmak aşırı iyi bir his bence. Ve en büyük şansınız gerçekten her gün bitiyor olması. Evet. Yoksa yani tek gün olmasa bu hayat kaldıramazsın. Yok. Yani büyük böyle bir proje halinde tek bir hayat yaşasak. O yüzden de böyle küçük kendinize sürprizler ve motivasyonlar yaparak sabahleyin mesela. Hadi kahvaltı düşünün. Evet, ben böyle uyuyorum. Ben çok ne yapar acaba? Bir işe gideceğim. Evet. Şunu yapacağım, sabahleyin bir saat kendinize ayırdınız. Bence yani 15 dakika bile erken kalksanız bir meditasyon... Kesinlikle öyle. Ben mesela kesin birkaç satır bir şey okurum. Çok hoşuma gidiyor şeyimle beraber. Ya kahvaltı diyorum. Uyanma saatinizi aslında ufak ufak geriye çekebilirsiniz, evet. Alarmınızı. Oturun, normalde 7 ise alarmınız. Her gün böyle bir, hani bir hafta böyle bir 15 dakika deneme, 10 dakika deneme. Yani ufak ufak böyle geri çekerek diyet aslında. Diyet gibi. Evet, aynen diyet gibi. Biraz az diyerek başlayıp bilmem ne. Evet. Zaten ne diyorlar? İnsan her şey 21 günde alışıyor. 5 dakika erken kalk bilmem ne. Bu arada yazın yapmak daha kolay, onu söyleyeyim ya. Işık şu an bize yardımcı olmuyor. Hiç. Ne yazık ki. Ben mesela benim evimde perde yok. Ben o yüzden çok daha erken kalkıyorum. Hayır, ben perde sunuyorum. Biz karanlık olmuyorsun sen baya. Baya karanlık. O şeyli olan perdelerden var mesela. Blackout. Evet. Yani asla uyuyamam açık perdeli ve ışıklı bir yerde ve sabah güneş doğduğu anda uyanırım. Ben başımda mesela ışık açıkken uyuyorum. Ah, saçmalama. Tabii. Yapamam. Köyündeyiz. Yapamam. Sen bir şey deniyordun. Aa, işte. Ama hiç söyleme, onun başında söyledim. Yalan söylemeyin. Ne söyleyeyim mi sence? Yok, yarısı bence iyiydi. Şöyle. Evet, lütfen. Okey. Şeyin var mı? Salçan güzel. Güzel salçalarım var. Emin vardır gibi hissettim. Enteplerim geldi. Bir kaşık da mesela bir salça sallayalım bunun için. Biber mi? Domates mi istersin? Domates. Bunun için her istediğin işte kafana göre takıyorum. Yani ne seviyorsan o. Ben sadece şeyi size anlatıyorum yani. Bu arada yumurta kullanmak istemiyorsan bu da çok önemli bir şey. Bana çok sorulan bir şey. Chia yumurtası diye bir şey yapabiliyorsunuz. Chia tohumuna su ekleyip eklemişsem o böyle kıvam alıyor. Yumurta rahatsız olanlar, kokusundan rahatsız olanlar onu kullanabilirsiniz. Keten tohumuna da aynı şey yapabilirsiniz. Bunu da bu arada yumurtası gayet yapabilirsiniz. Biz yumurta sevdiğimiz için ben bir yumurta tutmalıyım. Ben de öyleyim. Buna güzel yarım bardakta su ekliyorum. Su bu yulafın biraz şişmesine ve kıvam almasını sağlayacak bizim için. Bunu böyle sonra birazcık kendi haline bırakacağım. Sonra tarifi ve şeyi aşağıya yazacağız. Yes. O yüzden takip edemedik. Şey yapmayınca zaten o zaten son aynen. Derece beyni usulü pratik bir tarif. Hayal olduğu kadar. Ne kadar koyayım? Bir kaşık. Bir kaşık. Evet, güzel. Lazım. Vay. Okey mi? Hoş, çok hoş. Mutlak benim üzerime geliyordu. Şak diyorum. Yapıştırayım. Çok zor. Sen oradan bir şöyle. Çok güzel. Aynen. Güzel kokuyor değil mi? Çok. Ben şeyi çok severim, onun güzel bir şekilde üstüne zeytinyağıyla. Of evet ya, kekik üstüne, aman. Evet. Aman. Bir de içine peynir koyacağız. Susam, yumurta üzerine koyacağız. Okay. Sarımsak tozu? Sarımsak tozu istiyorsan koyalım, bence güzel oluyor. Aynen. Ben sarımsak tozu çok kullanıyorum. Ben hiç kullandığım bir şey değil, kuru olanını, yani normalde bir şey kullanırım. Şu an ilk defa kullanacağım. Heyecan. O yüzden de tabii ki çok heyecanlıyım. En uzun zamandır yapmak isteyip olmadığım her şeyi yaptırdım bana. Çok mutluyum. Ne kadar yapayım? Tamam, dur lan. Bir çay kaşığı kadar. Biraz daha.
Tamam. Pul biber, sen acı seviyor musun? Hafif. Biraz da bence acı koyalım. Tamam. Dedim ki bunun içine ne koyuyorsun? Bir de bunun güzelliği, bunu pişir mesela bir kere de. Ben en sevdiğim şeylerden bir tanesi o. Yani bir kere bir iş yaptığın zaman mesela ona böyle büyük bir hazırlık yaptığın zaman zor geliyorsa, hayatta da bence böyle. Bir şey böyle kendinizi motive ettiyseniz, o gün mutfak çalışıyorsa bir sürü şeyinizi aynı anda yapın. Aynen. Sen bunları hazırlayıp fırına atın, pazar günü diyelim ki boş zamanınız var. Bu arada çok özür dilerim, lafını kesiyorum. Bengi'nin kanalında da haftalık yemek hazırlığı videosu yapacağız. Aynen. Aynı anda yayına gireceğiz zaten. Bilmiyorum. Buradan direkt oraya koşabilirsiniz. Benim eskiden beri çok sevdiğiniz bir üç arayım. Asıl ustasıyla yapacağız bakalım. Neler var bu cerbide? Bunu dediğim gibi pişirebilirsin. Buzluğa atabilirsiniz. Böyle her sabah. Yani böyle çünkü bir hani şeye ihtiyacı olan bir şey değil. Böyle formu şey mesela istersen tost makinesini yak, içine bunları buzlu halde bile koyabilirsiniz. Yani domatessiz yapabilirsin. Sadece peynirle yapabilirsin. Evet. Ben brokoliyle ve full yeşilisini yapıyorum. Bunu onu da çok seviyorum. Pazı, ıspanak. Ispanak şu an biraz meyilini ama geçti galiba. Böyle hazırız. Hazır mıyız? Sadece senin hala rendelemeni bekliyoruz. Aa bak az önce yedim şeften ya. Vallahi ya. Nasıl rendeleyeceğim bakalım? Nasıl rendeleyeceğim? Rendelemenin bir şeyi var mı? Biraz yapıştıracağım ben. Nasıl rendeleyebilirim? Beni şöyle yatırarak. Değil mi? Nasıl istiyorsan öyle. Ben şunu sanmayacağım. Hiç şey yapma. Zorlamayacağım seni. Ay harikasın ya. Yani bugün ben elimin hiçbir şey değmesini istemiyorum. Yani mutfağımda sıcak şef var ya. Ben niye uğraşıyorum ya? Ben sadece getirip bir tür yapacağım. Sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım seni bugün. Bu arada fırın kullanımı, ya biz fırın, afiyet olsun canım. Sağ ol. Ben şeye çok inanıyorum, ya mutfakta mesela her zaman, eskiden gerçekten kadınların zamanı varmış mutfakta saatler geçirmeye. Bu arada hala olabilir, o hoşunuza da gidiyor olabilir, ona karşı da hiçbir şeyim yok. Ama az zamanınız varsa ne olur, mutfak aletlerini kullanın. Evet. Ya bu teknoloji bu yüzden burada. Okuyun, bilmiyoruz. Mesela ben fırını aşırı kullanıyorum. Üç yemeği aynı anda yapıyorum, kokuları falan bilmiyorum, hiçbir şeyle karışmıyor. Ben fırına bir şey atıp, ondan sonra yürüyüşe gidiyorum. Ya da istiyorsanız dizi izleyin. Ya da ojenizi sürün. Sen koyacağız dedim. Öğrendin mi şimdi? Hiç bakmadım. Bak gittim bu arada. Böyle. 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 Şurasından şey yapmıştım. Orada hiçbir sıkıntı yok. He. Şimdi daha rahat yapacağız. Teşekkür ederim anne. Yani kolay gelen şeyleri yapın ne olur. Gidip en başta hani böyle ne bileyim makarnayla başlayın yani. Çok iddialı. Makarnayla güzel. Böyle kendinizi başarısızlığa itecek tariflerden bence uzak durun. Evet. Ben hayatta da öyle yapmayı seviyorum. Ben iyi yaptığım şeylerde iyi olmayı seviyorum. Yarışmayı böyle ya da kendimi paralamayı seven bir insan son olmadım. Aynen. Ben başkası onda iyi diye. Kendinle yarış. Hep yani kendimle de yarışmıyorum ya. Ben bana iyi gelen şeyleri hayat bana top attıkça ben geri vurmayı seven bir insanım. Onun dışında gideyim hani aman Allah'ım şunda iyi olayım falan diye bir şey yok. Ama sonra tabii ki de bu arada ilgi duyarsanız yemek olayına sonra kendinizi geliştirin, teknik öğrenin. YouTube bunun için müthiş zaten. YouTube kaynağı bir derya neyiz ki yani hakikaten. Ama başlarken de ben yumurta kırıyorum. Oyorum. Demin evet. Ben artık şey olduğunu düşünüyorum yani sen hayatta kalacaksın. Yemek senin en önemli hayattaki ihtiyaçlarından bir tanesi yumurta kır. Ne olur. Ve dene ve çok kolay olduğunu göreceksin ve ondan aldığın keyif. Ben bunu becerdim. Müthiş. Çünkü çok kısa zamanda cevap veriyor. Ya kilo vermeye kalkıyorsun 3 hafta. Atıyorum bilmem ne tatile gideceksin 2 ay sonra. Ama yemek şu an. Hemen. Hazırız. Hemen. Tamamını göstereyim bence. Hemen geliyorum şimdi ben sana. Yakın çekimde. Durdukça olayımı tekrar tekrar söylüyorum. Olayımız bu. Durdukça bu kıvamı aldı. Yani benimki ıslak oldu falan değil. Yulaflar şişiyor. Mıncık bir evet. Şey oldu. Evet. 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 Ben az tuz yaptım bu arada. Hı hı. Yumurtalarınız eğer iyiyse, yani lütfen zaten yumurta bence en önemli şeylerden bir tanesi. Hı hı. Para harcamanız gereken dikkat etmeniz. Tadına bakabilirsiniz. Hı hı. Hmm, okay. Ben iyi buldum. Bakın. Şimdi ben oraya gidiyorum. Çok tadı. Hı hı. Hı hı. Süper. Hmm. Alıyorum bunları. Yani hiçbir şekil şükür isteğim yok. Hı-hı. Bunları pişirdikten sonra buzluğa atabiliriz değil mi? Tabii ki. Sonrasında şey yapacağız. Daha kolay senin için. Zaten bir kabarma ya da maya durumumuz olmadığı için. Aynen öyle. Ve böyle hani yapışmıyor gibi gözüküyor. Ama evet bastıracaksın sadece. Çünkü içinde Hı-hı. Çok büyük parçacıklar da var. Hı-hı. Bu benim en popüler tariflerimden bir tanesi. Bunu bir sene önce falan yapmıştım. Çok heyecanlıyım şu an bunu yeme şansına. Bu arada bunun böyle yani istiyorsan sucuklusunu bilmem nesini. Of evet. Yani sonsuz. Ana maddeleri, şeyleri, yulafı, yumurtayı sabit tut gerisi senin yaratıcılığın yani. En üstte bir tur daha eski evet. Başarımız. Bu arada iyice bastırdım bunları ki yani yapışsınlar diye. Şöyle eline de birazcık şey yapabilirsin. Hı-hı. Ben zaten böyle el kol kullanmayı seven bir insanım. Lütfen. Mutfakta. Kendi mutfağınızı ellerinizi temiz tutun. Yani bunun dışında hani artık bu bence basit bir şey. Üzerine istiyorsanız birazcık susam koyabilirsiniz. Hı-hı. Ben her zaman bir karabiber geçerim. Ben baharatı çok seviyorum. Ben de öyle. Oh! Hop. Güzel. Bir de susam atacağız. Burada. Kavurma. Aslında çiğ yapmış ama bu kavurma.
susam. Normalde beyazdır çünkü. Bu daha güzel. Susamı çiğ kullanmayın. Kavurup. Kavurup çünkü bütün dediğim gibi kavurmadan kullanırsan bunları yağları ortaya çıkmayacak ve tadını kaybedeceksin. Biraz zavallı. Zaten çok pahalı. Bu arada bundan şu an kaç tane burada? 8 tane var. Hı-hı. Yaklaşık 12 tane çok rahatlıkla çıkıyor. Hı-hı. Diğer alt tepsiye mi koyacağız öbürlerini? Daha sonra yaparız diye düşünüyorum. Okay. Şunu atayım. Tamam. Fırınımızı kaç dereceye verdik? 200 beyin? Derecede. 200 20 dakika de. Bir bakıyoruz. Fan modunda. Fan modunda. En son bir de üstünü açacağım. Hı-hı. Ama her fırın farklı. Ne olur kendinize iyi davranın bu konuda. Ben 20 dakika derim. Hı-hı. 15 dakikada bakacaksın. Tamam. Fırın farklı, malzeme farklı, yağ evet. farklı, domates evet. farklı. O yüzden de 5 gününüzü kullanın. En önemli şeyler size yardımcı olacak. O gerçekten. Nasıl kokuyor? Instagram'a gidip kapılmayın. Çünkü yanacak. O zaman mutsuz hissedeceksiniz. Evet, evet. Akıllı olmak mutfakta bütün olay. Ben daha yetenekli değilim yani. Akıllı kadınsın, akıllı kadınsın Menge. Şimdi biz buraları bir toplayalım. Sonra 20 dakika sonra görüşeceğiz. Of, yumurta yapacağız. Şu an 10 dakika oldu. Ya. Açacağım. Bu arada normalde fırınlarımızı açmamaya çalışıyoruz. Üzerinde çünkü niye cam var? Buradan hı-hı. bakalım diye. Bakıyoruz. Of. Ama açacağım çünkü bu tarihte bir sorun yaratmaz bu. Keklerde yatıyor. Ha, kabarma şey. Oo. Aa, of dur şey oldu. Buhar olduk. Seni şu an sisli bir perdenin arkasından görüyorum. Bayağı iyi duruyor yani. Bayağı iyi. Bu zaten pizza gibi bir tadı da oluyor biliyor musun? Ben çok heyecanlandım şu anda. Ya bu pizza böyle şey falan koyduğun zaman zeytin işte ne bileyim sucuk falan tam pizza tadı oluyor. Of. Ve sağlıklı. Heyecanlandım. Ben Bengi'ye dedim ki ben Vitamix'imi hiç kullanmıyorum. Evdeki şu dev robot arkadaş. Blender. Ve dedik ki hızlıca bir kaju ezmesi yapalım. İranlanıyor. Bunları kavurmadan hemen fırt diye. Kavuracaksınız önce ki yağları ortaya çıksın ve tadı. Hem de blend etmek daha kolay olsun. Rondol yapmamız çok zor. Çünkü o girdabı oluşturacak şeye sahip değil. Yani derinliğe sahip değil. Onlar parçalayıcı. Bunlar likide edici aletler. O yüzden de onu yapmaya çalışırken rondonuzun beynini ve şeyini yakarsınız. Evet. Bendeki şu modeli. Şimdi bunu bir kavuruyoruz. Bu böyle bir anda yanıverir. Çünkü çok yağlı içindeki. Yüksek ateşte yapıyoruz. Alıyoruz. Çekiyoruz. Alıyoruz. Diyoruz. Çekiyoruz. Bu kadar yeter zaten. Ben birazcık sadece telerini uyandırdım tatlarını. Ben bu arada bu her tarafa döküp saçma kokusuna çok iyiyim. Aa ben sana katılıyorum. Hiç yalnız bıraktım arkadaşıma. Bam. Şöyle kaşıcılarımızı koyduk. Tıs. Bir böyle bal bir şey pekmez ekliyor muyuz? Şöyle bir şey ya baharat. Bunu ne için kullanmak istediğine bağlı. Kahvaltı ekmeğin üzerine sürmek o zaman bal ekleyelim. Hurma koyabilirsin içine. Hurmam yok evde. Hurma özütüm var bu arada istiyorsan. Olur. Şu bak bakayım içeriği falan. Hiç kullanmadım. Almışım kullanmış. Gayet iyi. Harika. Bir sıkıntı yok. Birazcık da içine ben tarçın koyayım her zaman taraftan. Tarçın böyle uyandırıyor böyle tatları. Tık tık. Hiç daha önce kullanmadığım için. Bence yeter ya. 3 sanki. Hazır mı? Çok heyecan, yüzüne üfürmesin. Üfürür. Bayağı ben. İnanılmaz bir kirpik yakıyor. Bam! Şimdi bak, biri daha heyecanlandı. Ve Öf. Domatesler suyunu saldı. Ağzın o kadar sulandı ki şu an. Bu birazcık soğuması lazım ki tutsun yoksa ağzınız, damağınız, her şeyi yakarsınız. Birazcık tarçınlıyorum. Hı-hı. Tarçın çok yakışıyor bence buna. Birazcık deniz tuzu kesinlikle. Tatları uyandırmak... Tuz çok önemli baharat. Okey. Çünkü biz çiğ kaju kullanıyoruz. Bunda hiçbir baharat, hiçbir şey yok. Tamam. Bızt! Yavaş yavaş artıracağım. Heh, o önemli bir şey çünkü ben bunu hiç yapamıyorum. Yavaş yavaş. Önce parçalayacak. Sonra sıvı hale getireceğiz. Biraz da bu arada bunun içine bir yağ ile yardımcı olmanız gerekiyor. Kafanın bir sanatı yanı var mı? Evet. Karlar yağdırdı. Hop. Süper. Bıçaklara doğru itmeniz gerekiyor sıvı haline gelene kadar. Ve oldu bir de. Bir daha. Gayet güzel bir nut butter. Buna ne kadar yağ eklerseniz o kadar sıvı olacak. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Bu arada spatula ile yapmanız daha doğru. Vereyim mi spatula? Spatula. Buyurun. Şipatolamız. Hah evet aynen sen var ya şu an şahlandın ben kurcepe. Merhaba. Hoş geldin. İnanılmaz. Yeah. Bak
Çok güzel. Gerçekten güzel. Ve kaju çok değişik bir tada sahip. Aradığınız şey şu, ben birazcık parçacıkla bıraktım içinde. Evet. Birazcık daha dişe gelsin diye. Çok güzel oldu. Yani keşke size tattırabilsem şu an bunu. Eline sağlık. Şu an Vitamix'imin... Burnum akıyor o kadar iyi ki yani. Vizyonunu şey yaptın, açtın şu an ya. Bana yeni bir kapı açtın. Öf. Gördüğün gibi. Çok bunlar iyi. Bunlar şey ekleyebilirsin. Sabahleyin yulafını ekle. Ben bir kaşık ekmeğin üstüne sürmeye bayılıyorum. Of, ekşime ekmek. Bunu bu arada her türlü yemişten yapabilirsiniz. Hı-hı. Dediğim gibi daha eğer şey olmasını istiyorsanız kıvamının içine bal ekleyin. Sıvı gerekiyor. Daha sıvı olması. Sıvı, ya bu şu an sadece likide olmuş yemiş olmuş. Bir kaşık koyamaz mıyız? Hayır. Yağ ile su karışmadığı için emülsiyon olmaz. Yağ bazlı şeyler ya da şeker. Böyle daha nötr yağlar kullanmamız gerekiyor. Tabii ki. İnsan cevizi. Kesinlikle olur. İnsan cevizi olur. Ben çok seviyorum onu. O kadar güzel ki de şu an sıcak ya. Menge. Evet. Şundan tadabilir miyim şu an sence? Evet. Tadabilir miyim? Sen ona git, ben buna gideyim. Tadayım mı? Tat. Çok güzel. Tat. Hazır mısınız? Tadıyorum. Oha. Çok iyi değil mi? Ve çok basit ya. Olur ya, olur artık. Çok uğraşıp bir şeyi yapmak tamam güzel de bence az uğraşıp işte az efor çok kazanıyor falan. Şu an bir pizza yiyorum. O kadar lezzetli ki. Bakın Cansu dengeyin kıtır tutkusunu bilirsiniz. O aradaki çekirdekler böyle o ya kıtır şey veriyor. Ve domates yumuşak. Evet. Ama biberler de böyle kıtır kalmış hafif. Çok aşırı pişirmemişler. Onları artık. Eskiden pişiriyordum, artık pişirmiyorum. Onu da kaldırdım. O kadar güzel ki. Ben de yiyeceğim. Çok mutluyum. Görür müyüz? Ben sana bunu yiyeceğim. Çayım var çünkü. Çay dolduruyorum. Hadi gel çay. Çay. Yanında böyle beyaz peynir, zeytin. Üff. Küçük bir güm güm güm. Taze değil peynire. Muhteş, muhteş. Yarımlarımızla. Geri alalım burayı. Yumurta. Evet, bu tam yumurta gerçekten. Benim de ağzımda böyle şey var, kamera arkasından. Borca yiyorum bir yandan. Ben diyor ki susamı çekeyim, görmek istiyor musun onu diyor. Ben diyorum ki tamam, o sırada böyle bütün susamlar borcalıyor falan. Evet arkadaşlar, doğru susam miktarı. Doğru. Yani bir çorba kaşığı kadar, hatta biraz daha az. Fazla. Az, fazla, okey. Şöyle, kenarlara doğru. Bir tek yaymaç. Eski kaşar durumumuz var. Çok hızlı. Müthiş bir kahvaltı hazırladık ya. Şimdi birazcık böyle hafif kavurdum sandırı. Şimdi kaşar ekliyorum. Hop. Of. Böyle cızırlayacağım. Simit yaptım. Evet. Bu arada yapışmaz kullanması çok önemli. Tavayı mı? Evet. Süper. Bu böyle eriyecek. Orada bir böyle ortasına pıt tereyağı atacağım. Atalım. İki yumurtayı şey yapacağım. Sonra. Eridikten sonra mı atıyoruz? İyi. Okey. Atalım. Evet. Çok hızlı eridi. Çok az tereyağı oldu yapışmasın diye. Ne kadar çabuk eriyor gerçekten. Üzüldüğün gibi hissettim. Evet, sanki saatlerce bekleyecek gibi izlemiştim. Oo, hemen gittiler. Pıt. Pıt? Daha değil. Pıt zamanı gelmedi mi? Pıt hayır, zamanı. Hayır, erimedi. Bak, erimemiş kaşar da şiş, yani anlamsız. Çok. Çok anlamsız. Hadi abi. Acıktık. Bak, çay içmeye gidiyorum. Çay içmeye gidiyorum. Bengi de çayın içine hiç karanfil koymazmış. Bugün benim karanfil çayımı içecek. Bakalım benim çayım mı? Bak, kıza 30 tane şey yaptırdım. Kendim bir tane karanfil attım. Bes. Selam olsun. Yes. Çat. Şöyle bir erisin. Hop. Düşük ateşte olması önemli. Bence evet. Yumurtanın püf noktalarından bir tanesi. Düşük ateş. Yoksa gerçekten böyle tanınmaz garip süngerimsi bir şey oluyor. Evet. Ve Türkiye'de genelde böyle oluyor. Üstü pişmiyor. Evet. Alt kızarıyor falan. Evet. Bayağı yavaş pişiriyoruz bak. Aheste aheste. Çok. Yumurtalar çok taze. Oo. Of, müthiş. Bak hemen... Renk bile almadı. Tam beyazı. Benim kanalımlık bir video oldu Bengi ya. İyi ki geldin. Evet, bir senedir uğraşıyoruz hatırlıyorum. Gerçekten bir senedir uğraşıyoruz video. Şuralarını şöyle bir karıştırıyoruz. Karıştırıyorum ki o anladım. Şeyimsi kıvam. Anladım. Sümüğümsü. Sümüğümsü kıvam. Yani o çünkü gerçekten tatsız bir şey veriyor. Evet. Aslında hiçbir zarar yok bize. Ama yumurtayı şöyle fıf 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 karıştırırsanız. Hem daha böyle burası pofi pofi oluyor. Tuzunu da en son vereceğim. Tamam. Biz kardeşimiz. Şimdi bekliyoruz. Karabiber. Taze. Oh!
Tuz koyacağım şimdi artık piştiği için. Bayağı bir piştik. Tuz koymadan o... Deep lips. Wow. Ben gene bugün... Ben pulbar bayağı severim. Hı hı. Biberimiz dolapta aşkım. Şurada. Hemen öyle karşına çıkacak. Balın arkasında olması gerekiyor kendisinin. Oo. Şimdi yapacağımız olay... Şu. Bunun kenarlarını... Böyle katlayacağız içe doğru. Çünkü kaşarlar var ya orada. Ay çok heyecanlandım şu an Bengi. Küçük bir mektup. Aşk mektubu yazıyoruz kendimize. Aşk mektubu bu yani. Bak pişmeyen bu arada yerlerini şöyle şöyle yapabilirsiniz gayet. Eşelek. Gökhan o kadar heyecanlanacak. Şimdi ben yarın oğlan bu tarifle gelsem var ya üf. Şöyle. Çünkü burada kaşar olduğu için zaten yapışıyor. Her türlü peynir kullanabilirsiniz. Hellim çok yapışıyor. Hellimi küçük mü yapıyoruz? Rende mi? Dilim. Ben ince ince dilimlemeyi seviyorum. Tamam. Şöyle bir fıstık pişsin. Bunu bekliyoruz. Bunlar ben şeye çalışık değilim tabii ateşsiz. Ocağa. Daha da bir noktada alıştım ama başta çok zor oluyor. Neredeyse hazırız şu anda. Bitti. Masamızda sağlıklı poğaçalarımız, kaju ezmemiz ve yumurtamız var. Gerçek bir kahvaltı şov. Evet. Bu videoyu sanırım... Güne zaten böyle başlarsan yani sana daha yapabilecek kimse yok. Kim dokunur sana ya? Bizim canımız sağ olsun. En sevdiğim şey Seda Sayan gibi aynen yemişim. Bizim canımız sağ olsun. Bu da şey, tamam. Mottomuz bu. Of. Evet hemen tabak veriyorum. İkimize de. Güzel porselen tabaklarından veririm. Dur bakalım. Alıyorum, kesiyorum. Üf. Heyecan sislesi. Of, ekmek şov. Ben poğaça mı bakmak istiyorum içine? Uygun mudur şefim? Şefim uygundur. Evet, biz artık afiyetle... Ben şunun tadına bakabilir miyim? Evet. Bakmadan önce videoyu. Şöyle kenarını kesip içine bandım. Abi, sanki anda bu jesti yaptığınız zaman kimse yapmıyor. Milletten beklemeyeceğim işte. Ah, hazırladım. Ne kadar zaman aldı? Kendinden başlasın. İyilik beklemeyeceksin. Güzel yapacaksın. Aynen öyle. Mis! Sizi seviyoruz. Bengi'nin kanalındaki haftalık yemek hazırlığı videosuna gitmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.